Trabzon'da gerçekleştiriliyor genelde. Her yıl ülkemizde 165 bin kişiye kanser teşhisi konulmakta. Bunlardan 4500'ü lösemi hastası olmakta. Ve her yıl 2500 çocuğumuz lösemi teşhisiyle tedavi edilmekte. Lösemi daha öncelerde ölüm oranı yüksek bir hastalıktı. Fakat günümüzde Türkiye'de %70'lere kadar çıktı. Tedavi başarı şansı yüksek bir hastalık olarak söyleyebiliriz. Bugün burada halkımızı hem kan bağışı hem kök hücre bağışına davet etmiş bulunuyoruz. Gelen katılımcılara ben son derece teşekkür ediyorum. Bu kampanya Yomra Kaymakamlığımızca desteklenmekte. Yomra Emniyetimiz, Yomra Jandarma Komutanımız destek vermekte. Üniversite öğrencilerimiz burada bizlere destek vermekte. Yine Yomra halkına, Trabzon halkına son derece teşekkür ediyorum. Kızılay personeline bize destek oldukları için çok çok teşekkür ediyorum. Son dönemlerde bir Trabzon'da bir deniz olayı var. Ateşen'de bir çocuğumuz kurtuldu. Evet, deniz... Gerçekten deniz için oldukça kampanyalar, sosyal medyada duyurular yapıldı. Bu çocuğumuz annesini kanserden kaybeden bir çocuğumuz. Kendisi de lösemiyle mücadele etmekte. İnşallah kan bulunur, kök hücre bulunur ve denizlerimiz, sadece denizlerimiz değil, tüm denizlerimiz kurtulur. Birçok kök hücre bekleyen çocuk hastamız var. Yakınlarda emrimize bulundu. Videosunu izlemişsinizdir. Tüylerim diken diken oldu. Yani abimin canı acıdığında benim de canım acıdı diyor. Bir abi kan veriyor. Emir'in canı kurtuluyor. Birçok çocuklarımıza umut olur inşallah. Lütfen davet ediyorum. Gelin kan bağışında bulunun. Kök hücre bağışında bulunun. Vereceğiniz kan bir hayatı kurtaracak. Birinin canı olacaktır. Teşekkür ederim hocam. Bizler de teşekkür ederiz. Yanında olacağız maddi ve manevi olarak. Etkinlikler düzenliyoruz. Moral motivasyon olabilmek için. Farklı ihtiyaçlarını karşılamalarında dernek olarak yardım ediyoruz. Böyle bir projeyle de hücre bağışına ihtiyaç duyulan kanser türlerine donör temin etmeye çalıştık. Eşleşmeler olursa ne mutlu bize. Bu bir umut. Son dönemde bir deniz bağırt olayı var. Evet. Onunla ilgili de bir şöyle özel ki, olarak. Aslına bakarsanız önceliğimiz hayati riski olan çocuklarımıza donörlerin bulunmalı. Fakat birine zaten hücre bağışında bulunduğumuz zaman kibe gidiyor bu bilgiler. Yani kemik iliği bağlantısına gidiyor. Ve tüm yararına olursa o şekilde şekilleniyordur. Bakalım yani bu tamamen şu anda hikmet gibi bir durum içerisindeyiz. Yani bizim kime fayda sağlayacağımızı asla kestiremiyorum. Amacımız ne kadar çok bağış toplarsak o kadar çok umut olabilmek, o kadar çok hayata tutunmada destek olabilmek. Teşekkür ederim. Temennimiz bu. Teşekkür ederim. Umut ve Yaşam Derneği olarak kanser mücadelede bireylerin yanında olduğumuzu biliyoruz. Yakın zamandaki etkinlikleriniz nelerdir? Şu an Kızılay'ın aracının önündeyiz. Kök hücre bağışı topluyorsunuz. Nedir öneminiz? Hücreyi toplamaklandırıyoruz. Tamam. Bu kan bağışı falan çok güçlü var. Tamam. Kan bağışı ve kök hücre bağışlarının oluşabilmesi için bu etkinliği düzenledik. Öncelikle amaçlarımız nedir? Neden bağışlı olmalıyız? Çocuklarımız için. Ülkemizde 165 bin kanser vakası her yıl gözlenmekte. Bunların 4500'ü lösemi hastalığı, 2500'ü çocuk hastalığı olmakta. Lösemi erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık. Kök hücre olduğunda önemli. Biz burada bugün özellikle kan bağışı ve kök hücre bağışı kampanyasını yürütmüş bulunmaktayız. Ben gelen tüm katılımcılara sonsuz teşekkür ediyorum. Vereceğiniz kök hücreyle üç tüp kan, birinin canı, birinin umudu, birinin hayatını kurtulmasına sebep olacaktır. İnşallah tüm çocuklarımıza
bağış bulunabilir ve hayatları kurtulmuş olur. Herkesi ben buraya davet ediyorum. İyi ki geldiniz, gelenlere iyi ki varsınız diyorum. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Teşekkür ederiz. Tüm emekleriniz ve tüm çabalarınız. Umut ve Yaşam Derneği. Evet. Umut ve Yaşam Derneği 12 yıldır Trabzon'da faaliyetlerini sürdürmekte. Bilindiği gibi ilk Türkiye'de meme kanser tarama aracı projesini hayata geçiren dernektir. Yine servikal kanser tarama projesini Trabzon'da uygulayıp 3000 kadında, erken 73 kadında servikal kanser yakalanmıştır. Mamografi, mobil araçlı mamografi bizim için çok önemli. Türkiye'de yok. Erken teşhis edildiğinde meme kanseri tedavi edilebilir bir kanser türü. Bu ayda Ekim ayı meme kanser farkındalık ayı. Bu konuda da kadınlarımızı davet ediyoruz. 40 yaş üstü kadınlarımız mamografi çektirsinler. 20 yaşından sonra düzenli elle meme muayenesini yaptırsınlar. 20 ile 40 yaş arası mutlaka her yıl bir genel cerrahi uzmanı, bir aile hekimi tarafından muayene olsunlar. Yine servikal simir önemli. Kadınlarımızın 20 yaşından sonra, evlendikten sonra düzenli kontrollere gelip simir aldırmaları son derece önemli. Hayatları kurtulmuş oluyor. Bugün günümüzde 4 kişiden 1 kişiye kanser teşhisi konuluyor. 3 kişiden 1 kişi kanser nedeniyle vefat ediyor maalesef. Ama kanserde erken teşhis çok önemli. Kanser korunulabilir bir hastalıktır. Obezite kanserde önemli, sigara önemli, sigara içmemeliyiz, alkol kullanmamalıyız, beslenmemize dikkat etmeliyiz, sağlıklı beslenmeliyiz, spor yapmalıyız. Yürüyüş son derece önemli kanser konusunda. Burada da yine aynı şekilde tüm katılımcıları ben kan bağışı ve kök hücre bağışına davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kızılay aracımız geliyor. Burada vatandaşlarımıza duyurarak kan bağışı kampanyasını katılımını sağlamasını istiyoruz. Bugün de işte Doktor Nimet Hanım'la birlikte, Umut Yaşam Derneği ile birlikte, Kızılay'ımızla birlikte, kaymakamlığımızla olarak ortaklaşa bir kampanya yürütüyoruz. Öyle olunca kurum daha da güzel oldu, fazla oldu. Bizlerin de katkılarıyla İnşallah kan ihtiyacı olanlar, işte donör ihtiyacı olanlara burada ufak da olsa bizimle bir katkı sunuyor olmamızdan dolayı çok mutluyuz. İnşallah iyi olacağını kanaat getiriyorum. Çünkü bu vereceğimiz kanlarla en az 3 insanlar istifade ediyor. Belki bilmediğimiz, tanımadığımız insanlar ama onların tüm bir teşekkürleri bizler için fazlasıyla mutluluk verici bir hadise oluyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.